bilgisayar, telefon ve teknoloji şu an İngiliz devleti akıl almaz kullanıyor. Müslümanlar da son derece rahatlar tabii. Mesela Süleymanlıların içinde de var. Yeni Asya grubun içinde de var. Pakistan'daki gruplar içinde de var. Çünkü adam hem para alıyor, hem iltifat alıyor, hem de ileride sen İngiliz vatandaşı olacaksın diyor. Adam hülyalara dalıyor. Londra'da nasıl viski içeceğini düşünüyor. Nasıl şarap içeceğini düşünüyor. Orada genel evlere falan gideceğini düşünüyor. Hem de namazını kılıyor bir yandan. Yani akıl almaz sahtekar oluyorlar. Vaatle bunları çok rahat, ayet ediyor şeytan çeşitli vaatlerle aldatır. Vaatle çok rahat aldatır. Para vermelerine de gerek yok. Az bir parayla. Köpek gibi ya 300, 500 liraya, 1000 liraya bile bu köpekler casusluk yapabiliyorlar. Ve günlük Müslümanlar ne yapıyorsa hepsini aktarıyorlar. Mesela farz edelim telefonun internet şifresi var adamın. İnternet şifresini bildiriyor. Veya gizli bir konuşma yaptı, onu da bildiriyor. Alakalı, alakasız. İngiliz derin devletinin arşivi milyarlarca boş ve anlamsız bilgiyle dolu. Her türlü bilgiyi gönderiyorlar. Adamlar da onlar da böyle bazı mahalle karıları olur dedikoya diye meraklı. Mahalle karısı gibi böyle yani dedikoducu mahalle karıları gibi. Her lafı onlar da dinliyor. Yani bir kulak oluyor onlar sürekli. Kendileri için olan vasfı peygambere söylüyor onlar. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. O her şeyi dinleyen bir kulak duruyor. Halbuki İngiliz derin devletinin ve bütün derin devletlerin vasfı olan bir şeyi peygambere ithaf ediyorlar. Kendilerinin yaptığı bir şey aslında o. Her şeyi dinleyen kulak olmaları. Yani münafık zaten suçlarken kendinde olan bir şeyle suçlar. Evet. Mesela beni haksızlığa uğratıyor ama kendisi haksızlığa uğratandır. Yani ne diyorsa bil ki o onda vardır. Münafığın özelliğidir. İnternet yöntemlerini, telefonla gizli konuşma yöntemlerini İngiliz derin devleti bütün elemanlarına, casuslarına çok kapsamlı öğretiyor. Onun için yani yakalanmaları da o kadar mümkün olmuyor. Yani en son gelişmiş teknolojiler biliyorlar, öğretiyorlar. Yani polis de tespit edemiyor bazen bunları. Yani mesela önce internetten konuşuyor, birden internette konuşmayı kesiyor farz edelim. Telefona geçiyor. Telefonda ayrı bir sistemden konuşup yeniden internete geçiyor. Yani böyle karma karışık o şeytani ahlaksızca yaptığı çirkin macera ona heyecan verici geliyor. Halbuki aptal onu milim milim yaratan Allah ona haberi yok. Çok ahmak oluyor münafıklar. Her anını, her kelimesini Allah'ın dinlediğinden habersiz. Her kelimesini de Allah'ın yarattığından habersiz. Tabii çok çok akılsız oluyor. Elindeki bilgisayarı da Allah'ın yarattığını, her harfini Allah'ın yarattığını habersiz. O uçuyor, ben yapıyorum diye. Çok heyecanlanıyor. Sonra gidip cehennemin ortasına oturuyor. Bu Pakistan'dan gelmiş mesela bir avuç grup bunlar, Ed Hüseyin ve arkadaşları. Bunlar oğlan çocuklarını da kendilerince kafalıyorlar, ikna ediyorlar. Kendi kafalarını çekiyor. Kız çocuklarını da ikna edip, kafalayıp kendi mantıklarını çekiyorlar. Ve her şeyi kullanıyorlar. Yani onlar için muazzam bir kötü eğlenceye dönüştü bu. Yani çirkin bir eğlenceye dönüştü bu. Hem İngilizlerden paralıyorlar, hem sükse yapıyorlar kendilerince. Casuslarına hep sadakat yemin ettiriyorlar. Bütün dünyadaki casuslarına sadakat gösterecek misin? Ben de sana sadakat göstereceğim, sen de bana sadakat göstereceksin diyor karşılıklı. Bütün casuslardan mutlaka sadakat yemini alınıyor. Mesela 10 yıl, 20 yıl görüşmesek de diyor mesela. Hakikaten hapse giriyor casuslar. 10 yıl bekliyor ya. 9 yıl bekliyor, 7 yıl bekliyor. Yani Allah için bekle desem beklemez. Sonunda da casuslarını hep ortadan kaldırıyorlar demiştiniz. Evet. Karşılıklı birbirlerini kaldıran bir sistem var. Mesela o casusu öldüreni başka bir casus öldürüyor bir sefer. Onu öldürtüyorlar, onu öldürtüyorlar.